ETS kariyerimizden herkese yeniden merhaba. Bugün yat taşıyacağız. Östersund'dan Molde'ye. Güzel bir sefer. İsveç'ten Norveç'e geçeceğiz ve yağış, daha doğrusu kar yağışı moduyla birlikte seferimizi gerçekleştireceğiz. Yeni bir mod ekledik. Yükümüzü bağlamak için yanaşıyoruz. Kaygan zemin eklentisi de var. O yüzden daha dikkatli ve yavaş gitmeliyiz. Şimdi yükümüzü bağlıyoruz. Artık sefere çıkabiliriz. Molde'ye, Atlantik Okyanusu kıyısına doğru ilerleyeceğiz. İki saatlik bir sefer. Şoförümüzün uykusu yok. Belki yolda bir yerden akaryakıt ikmali yapabiliriz. Kar yağışı modu ve kaygan zemin eklentisiyle oyun daha güzel bir hale geldi. Birkaç bölüm bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonrasında yeniden oyunun orijinaline geri döneceğiz. Ara sıra da kullanacağız. Kuzey ülkelerine geldiğimiz zaman kar yağışı modunu aktifleştireceğiz.
Orman içi güzel. Otobanlardan geçiyoruz. Nehirler, viyadükler, köprüler. Kar yağışı altında çok çok daha güzel gözüküyor. Araya şehri de keşfedildi. Yol üstündeki şehirlerden biri. Karardıkça kar ve tipi şiddetini iyice arttırdı. Görüş mesafesi de oldukça düştü. Mümkün olduğunca yavaş dönmek lazım virajları. Zemin oldukça kaygan. Orkanger şehrinin de içinden geçeceğiz. Küçük bir kasabaya benziyor daha doğrusu. Thank you.
Kanger'de keşfedildi. Son 2,5 saatlik yolumuz kaldı Molde'ye. Gerçekten çok kötü hava şartlarında yükümüzü yetiştirmeye çalışıyoruz. Virajlar oldukça zorlu ve küçük bir gemi yolculuğu gözüküyor. Feribota bineceğiz. Ancak çok kısa, karşı kıyı gözüküyor bile. Şimdi liman sahasına girdik. Yirmi dakikalık bir yol, 75 euroluk bilet parası ve karşı kıyıya geçtik böylece. Son 55 dakikalık yolumuz kaldı Molde'ye.
bir köprüden geçiyoruz şu an. Gündüz geçmek isterdim bu köprüden. Bayağı büyük bir köprüye benziyor. Teslimat noktamız da artık gözüktü. Son bir virajımız. Fabrikaya doğru dönüyoruz ve yükümüzü teslim edeceğiz. Şoförün oldukça uykusu var. Onu da uyutacağız. Seferden sonra biraz gecikmeli gelmişiz. Kötü hava koşullarından dolayı 5000 euromuzu kesmişler. Sağlık olsun. Ve şimdi garajımızı büyütmek için gerekli paraya ulaşıyoruz. Garajımızı Palermo'daki merkezini geliştiriyoruz. İki çekicilik daha yer açılacak. Ve hayırlı uğurlu olsun, garajımızı genişlettik. Ve bankada kalan son kredi borcumuzu da kapatıyoruz. Böylece borcumuz da bitti. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere.